Ne zor Power Türk akustik performans. Bakalım. Şarkı çok güzel. Şarkı efsane bir şarkı yani. Ne bir kere çok iyi bir gitarist değil mi? Ne kadar güzel tertemiz çalıyor çıkmış. Tıkır tıkır şarkısını çalıyor işte. Yani çok hakim, çok rahat. Biliyorum duymak istediklerim bunlar değildi. Son derece rahat. Bu şarkının en büyük özelliği tam kendi sesine uygun bir şarkı yapmış olması arkadaşlar. Bu şarkıyı çok yorumlamak isteyen kişi vardır ama Nev kadar iyi yorumlayanı azdır. Çünkü Nev bunu tam kendi sesinin karakterine, iniş çıkışlarına, geçkilerindeki çok iyi yaptığı şeylere göre bestelemiş ve gerçekten Nev'den dinlemek pek çok kişiden dinlemekten çok çok daha iyi. Bazı şarkıcıların bazı şarkıları kendisinden dinlemekten daha iyidir. Ama Nev'den bu şarkıyı dinlemek, bir başkasından dinlemekten bence çok çok daha iyi. O yüzden zafer saymıştım zamansız gidişini. Öyle ya sen 19'unda. Özellikle bu sesi çıkarmak. Yani 10 tane genç şarkıcıdan bunu isteyin, 9 tanesi bu sesi yanlış veriyor. Şu geçişte. Kuzunda, sen 19'unda. Öyle ya sen 19'unda. Çünkü tam kendi sesinin karakterine tenoral bir renk Nev ve son derece güzel bir kulakın bir anda o bir oktavlık çıkışı çok başarılı yapıyor. 19'unda gelişini öyle ya sen 19'unda koca bir kadındın oysa ben seni. Eğer şu ses sen 19'unda bu falsetto değil yani tam ses veriyor. Koca bir kadındın oysa ben. Tamam, gerisi kolay. Sadece yumuşak, rahat okuyor. Parça zaten çok romantik, efsane bir parça. Sen benim aşığım. Şurada küçük bir iki tane sallanma oldu ama güzel. Ama çok güzel tizleri var değil mi? Çok açık, net kullanıyor. Biraz genelinde burun var aslında. Kabullenme. Her zaman burunun var olması bir şeyin kötü olduğunu göstermiyor. Burada burunun varlığı şarkıya lezzet bile katmış. Zor. Çokça zaman. Sen benim gördüğümü. Benzer şeyler olduğu için. Sadece temiz, bakın baştan beri hiç böyle bir zorlanma hissi, efendim ne bileyim ya şarkıyı söylerken dur şurasında ne olacak falan diye hiçbir şey düşündünüz mü? Yok, akışına kaptırdınız gittiniz. Çünkü Nev şarkıyı bestelerken kendi sesinin en rahat kullanılabildiği aralıklarını bulmuş ve o aralıklarda bir beste üretmiş. Tabii ki planlı mı? Bazen planlı da olur arkadaşlar. Yani bazen besteyi yaparken dersiniz ki ya bu seslere çıkmayayım, ben bunu canlıda yaparken çok zorlanabilirim. Ona göre bir aralıkta davranmak daha çok hoşunuza gider. Karardır yani bestenin başlangıç kararında böyle bir his yaşayabilirsiniz ve fikir yaratabilirsiniz. Beste yapmak bunu da içinde barındırır çünkü tonla alakalı şeylerde de yapılıp yapılmayacak şeylere de karar verirsiniz. Ne baştan aşağı kendi sesinin en güzel parladığı ve rahat olduğu yerlere karar vermiş güzel bir tenor renk. Böyle düşünüyorum. Bu kadar. Peki, tabii çok iyi gitar çalması da ona müthiş bir avantaj kazandırıyor. Hiç gitarla ilgili bir şey hissediyor musunuz? Akoru makoru baktın, hani sizin en büyük yaşadığınız şey çalarken aşağı bakmak falan. Kaptırmış gitmiş kendine. Devam.